Evet, bu daktilo benim için de, babam için de çok çok önemliydi. Çünkü bizim ekmek teknemiz daktilo. Babamın burada bu yazılarının nasıl yazıldığını çok izlemişimdir. Hatta kendisi pelür kağıdına işte 4 karbon kağıdı koyarak 5 kopyayla yazardı. Bunların çıkartılmasını, tekrardan kağıdı daktiloya koyarak kaldığı yerden devam etmesini izlemiş bir insanım. Ama hiçbir zaman hani böyle filmlerde falan vardır. Yazarlar yazar, beğenmezler, buruşturup kağıdı atarlar. Ben hiçbir zaman babamın odasında böyle buruşmuş bir kağıt görmedim. Kağıtları bile çok ekonomik kullanırdı. Bir de tabii böyle 5-6 yaşlarında ben odaya girip çıkıyorum sürekli. Babamın işte bu yazmasını görüyorum. O daktilonun sesini duyuyorum. Beni tanıyanlar veyahut da işte büyüklerimiz bana şunu sorardı. Oğlum baban ne iş yapıyor derlerdi. Ben babamın ne iş yaptığını bilmezdim. Fakat bir şey yaptığını çok iyi bilirdim. İşte bu daktilo yazması ve bu daktilonun o çocuk kulağımda kalan tıkırtıları. Çok güzel bir sesi vardır. Böyle dıgıdık 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 diye ses çıkartır. Ve bunu ben bana bu soruyu soranlara babam dıgıdık 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 yapıyor derdim. Bu beni hem mutlu ederdi hem karşı tarafı da çok güldürürdü. Çünkü o dıgıdık dıgıdıklar benim yıllar sonra Orhan Kemal romanlarını keşfettiğim zaman gerçekten ne işe yaradıklarını, nasıl kelimelere, cümlelere dönüştüğüne tanıklık ettim. Bu benim için de unutulmaz bir anıydı.